Arkadaşlar merhabalar. Bugün 22 Şubat 2023 Çarşamba. Ben Bahattin Çağdaş. Bir haber vardı bugün. Yani dün kapatılmış galiba. Erişime kapatılmış. Ekşi Sözlük. Şimdi yani bu Ekşi Sözlük benle ilgili de böyle hakaretamiz şeyler paylaşan bir platform. Nasıl söyleyelim? Yani eleştiriyi falan bir kenara bırakın, aşan da şeyler yapan o bir saniye. Yani hakaret eden, iğrenç şeylerde, ifadelerde kullanan böyle bir yer. Tamam. Ama işte bazen ne diyelim? Bazı eleştirel paylaşımları da var. Eyvallah. Bunu düşünce ve ifade özgürlüğü şeyinde, kapsamında değerlendirebiliriz. Şimdi bu depremle ilgili bir takım işte sözde dezenformasyon varmış da bilmem ne varmış da bilmiyoruz tabii. İşte bir takım şeyler saklanacak, edilecek falan yani. Ekşi Sözlük de bundan nasibini almış. Öncelikle şunu söylüyorum. Düşünce ve ifade özgürlüğü taraftarıyım. Hakarete girdiği zaman onu artık şey halletsin yani mahkemeler halletsin onu. Veya şahsi olarak biz halledelim. Meğer mahkemeler halletmeyecekse. Mesela benle ilgili Ekşi Sözlük'te yazan bir yer var. Göstereceğim şeyi bunu. Bunu mahkeme halletmese kişiyi ben bulacağım. Yani bir şekilde bulacağım. Ya üzerine ödül koyacağım. Bulacağım. Yani çünkü eleştiri falan değil yani. Bir şeyi de yok, dayanağı da yok. Bir iftira, yani iftirasını ispatlamakla mecbur bu kişi. İspatlamazsa bulup kendimiz görmemiz gerekiyor işi. Tekrar ediyorum arkadaşlar, Ekşi Sözlüğün bu şekilde genel olarak, bütün olarak kapatılmasına karşıyım. Varsa içinde yalan haber, dezenformasyon varsa bunları ayıklarsın. Tek tek o kişileri mahkemeye çıkartırsın. Yani bu şeye benziyor. Okullarda bir takım şeyler iyi gitmiyor diye bütün okulları kapatmak gibi. İşte düşünce özgürlüğüne vurulan bir darbe. Tekrar ediyorum. Ben Ekşi Sözlüğün bütünüyle kapatılmasına karşıyım. Ama Ekşi Sözlük benim düşünce özgürlüğüme karşı mı? Yani düşünce özgürlüğümü istiyor mu? Mesela 5816 sayılı Mustafa Kemal'i halktan koruma kanunu hakkında Ekşi Sözlük ne düşünüyor? Bunu ifade ve düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirebilecek cesareti var mı? Soru bu. Tamam mı? Şimdi hani bir de Voltaire'in meşhur sözü var ya yani benimle aynı düşünmek zorunda değilsin. Ama ben senin düşünce özgürlüğünü savunuyorum. Yani fikirlerinize, düşüncelerinize katılmayabilirim. Ama katılmadığınız fikirlerinizi ifade edebilmeniz için elimden geleni yaparım. Yani ne derler? Razıyım. Arkadaşlar hem bu vesileyle bunu ifade edeyim dedim hem de Ekşi Sözlük'ün benle ilgili bölümünü ne olur ne olmaz kapatılır mapatılır. Tekrardan bir daha kayda geçeyim. Kenarda dursun, arşivimde dursun diye bu videoyu yapayım dedim. Ama şu ki mesela girdiğin zaman şu cümleye pardon şurası değildi. Bir saniye. Hazır girmişken bir de diğer sözlükler de var mesela. Buradan alıyor, Ekşi'den alıyor, kendisi de paylaşıyor. Şu mesela İnci Sözlük. İnci Sözlük mesela bilmiyorum yaşıyor mu yaşamıyor mu kapalı mı açık mı neyse açık olsun da mesela bu İstanbul Sipahileri diye bir YouTube kanalı vardı. Türkiye'de erişime kapatıldı.
Benim videolarımı kullanıyordu. Mesela o kanalın benle ilgisi olmadığı halde o kanal işte benimmiş diyordu şey, ekşi sözlük. Şu, yani şu kanal, İstanbul Spider'i. Şimdi mesela şu adam kayboldu arkadaşlar. Şunu ekşi sözlükte yazan, kayda geçmiştim. Bu kişi niye kayboldu anlamadım. Sildiğimin şeyini entry diyorlar ya, entry'sini bakın. Girdiğim zaman abi binlerce videom olduğu halde bu çıkıyordu ortaya. Bakın İstanbul Spyleri adında YouTube kanalından bak İstanbul Spyleri bana ait değil. Tamam mı? Ne yapalım bir saniye. Neyse devam edelim. Hemen burayı kısaca şey yapayım. İstanbul Spyleri adında YouTube kanalından yayın yapan diyor. Tamam mı? Değil. Kanal benim değil. En azından onu sorabilirdi demiştim. Londra merkezli bir kripto FETÖ'cü demiş. Bakın ki kripto FETÖ'cü. Herkes fıtıcı, fıtı fıtıcı. Fıtı fıtıcı artık. Onun da cılkını çıkardınız. Affedersiniz. Bokunu çıkardınız yani. Dur bakalım bundan sonra neler çıkacak? Hangi tarikata şey atacaklar? Veya hangi Atatürkçü düşünce dernekleri artık terör örgütü olacak mı merak ediyorum. Atolar. Adele kripto FETÖ'cü. Mesela bir sene kripto diyorsan o zaman sen diyen kişi gerçek. Gerçeği olmuş oluyor. Tamam mı? Uzun vadeli proje adamı. Allah Allah nasıl bir proje. Güzel. İyi bir şey proje olmak. Ergonokon döneminde. Evet Ergonokon. Yani Gladio'yu deşifre eden herkesi destekledim. Doğru. Şimdi de şey yapın. Bu pislik Gladio'yu deşifre edin. Ha Ergonokon olmuş. Ha A olmuş. Ha B olmuş. Desteklerim. Döneminde Tuncay Güney'le ilgili olan videolarını izlemek yeterli. Evet hala o röportajım duruyor. Hala da tekrardan video röportaj yaparım. Herkesle de yaparım bir gazeteci olarak. Videoları izlemek yeterli. Yıllar içinde içerikteki değişimde kendini gizleme çabasının sonucu. Allah Allah. Neyimi gizleyeceğim lan? Neyimi gizleyeceğim? 23 senedir ben yurt dışındayım. Tamam mı? Bu adam bunu kaydettim Allah'tan. Silmiş ama. Silmiş. Buna sinirlendi. Bunu eğer mahkeme halletmezse ya kendim halledeceğim Türkiye'ye geldiğimde ya da üzerine ödül koyacağım bu adamın. Bakın yani burada bir iftira var. Bunu ispatlamak zorunda. Yani bu eleştirse beni eyvallah. Tamam. Ya bu adam şunu yanlış yaptı, bunu yanlış yaptı falan desin. Tamam. Şimdi pardon. Diğerlerini de hemen kayda geçelim. Çünkü ne olur ne olmaz kapanır kapanmaz. Şey yapmayacağım. Şöyle iki sayfa ayırmışlar. Şöyle aşağı doğru ineyim ben bunu. Şöyle. Efendim 29 Ekim kutlanırken ben İngiltere'de sinir oluyormuşum. Alçak. Ulan 29 Ekim. 24 milyon metrekareyi vermişsin. 1 milyon metrekare için zıplıyorsun. Bir de buna ben sinir olacağım he. Ne demiş? Kafayı Kemalizmle bozmuş. Kimle tanımış? Barbaros Şansal ile yapılan sohbette tanımışmış. Şöyle aşağı doğru. Atatürk ve Türkiye düşmanı kaçak FETÖ'cülerden bir. Ya bırak bu işleri ya. Yani bu artık cılkı çıktı. Bunu ispat etmek zorundasın. Ey derin devlet. Devletin pislik kanadı. Bu FETÖ'yü sen çıkardın. Tamam mı? Senin temizlemen gerekiyor. Birisi birisine bu iftirayı attığı zaman temizlemen gerekiyor. Tamam mı? Sinirime dokunuyor. Devam edelim. Fethullahçılardan bir. Ulan tövbe. Küfür etmiş. Şöyle. Kayda geçelim. Bunları açıkladığımız için provokatör durumuna düşüyormuşuz. Yani. Şöyle aşağıya alalım. Ne diyor? Gerçi bu tip kovalara Kurtuluş Savaşı. Evet. Hemen ikinciyi de kaydedelim. Bunlar abi ne olur ne olmaz. Kapanır mapanır. Yani bir karşılaşırız, otururuz, bir çay içeriz, belki bir sohbet ederiz, belki özür dilerler. Yani ne bileyim, belki insandırlar hala. Bak firari vatan haini FETÖ'cü. Ulan FETÖ'den önce ben Fethullah'tan önce, pardon o benden bir sene önce çıktı. 23 senedir yurt dışındayım ulan. Firari hain FETÖ'cü. Bunu ispatlaman gerekiyor. Kimmiş? Hindi Garcia diye birisi. Hadi bakalım. Ciddi psikolojik sorunları olduğu düşündüğüm bir eleman. Allah Allah. Şey,
Teşhisi koydular artık. Bol bol Türkiye'de psikiyatrist çok, psikolog çok. Herkes herkesi şey yaptığı zaman bununla suçluyorlar. Şöyle alalım. Evet. Firari olmadan bak. Dediklerin demek imkansız olan kişi. Dediklerinin hakikati araştırması gerekir. Kim düşman kim? Ya bu firari şeyin yanlış ama dediklerim evet tartışılmalı. Oldu be götünden dayanak sallasın etsin biz de araştıralım dediği yok. Ha, o da ona karşı geliyor. 1.000 yıllık yobaz zırvaları falan falan. Evet arkadaşlar. Bu. Fakat şu adam niye sildi ben onu bulamadım. Şu. Tekrar İstanbul Sipahiler adında YouTube kanalından yayın yapan demiş. Şu. O adamı istiyorum abi. Evet. Arkadaşlar tekrar ediyorum bugün 22 Şubat 2023 Çarşamba ben Bahattin Çağdaş Ekşi Söz diye BTK yani bilişim ne diyoruz? Hemen şöyle hızlı bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu tamam mı? Engel koymuş, erişim yasağı getirmiş, yanlış. Düşünce ve ifade özgürlüğüne aykırı. Bütünüyle bir şeyi kapatamazsın. Varsa hakaret veya gerçekten dezenformasyon varsa ki buna siz karar veremezsiniz. Gördük. İletişim Başkanlığı'nda gördük. Getirdiğiniz adamı da gördük. İdris Aktaş'ı da gördük. Kardeş midir nedir? Tamam mı? Siz buna karar veremezsiniz. Biz sizi gördük. Şeyde pandemide ülkenin anasını ağlattınız bu milletin. Bu milleti dezenformasyonla aşıladınız. Deney sıvısını vurdunuz. Şimdi de depremle ilgili kafanıza göre engellemelere gidiyorsunuz. Tamam. Hadi bakalım.